aktörlerin yönlendirdiği bir Ortadoğu'dur. Bir ucunda Amerika var, bir ucunda Rusya var, bir ucunda İran var, bir ucunda Türkiye var. Bu dört temel aktörün, bu dört temel aktörün bir araya gelip Ortadoğu'daki acıyı, kanı ve gözyaşını sonlandırması lazım. Ne PKK'ya ne onun uzantılarına, ne IŞİD'e ne onun uzantılarına. Ne El Nusra'ya ne de onun uzantılarına silah göndermeyin. Orta Doğu'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecektir. Kanı ve gözyaşının akmasına yol açacaktır. PKK terör örgütünün Türkiye'de neler yaptığını artık bütün dünya biliyor. Bu terör örgütüne karşı Türkiye'nin 30 yılı aşkın süredir verdiği mücadeleyi bütün Türkiye biliyor, bütün dünya biliyor. Terörün bizde yol açtığı acıları hepimiz biliyoruz. Ve terörden kurtulmak için, bölgeyi terörden arındırmak için her türlü çabayı göstermek bizim görevimiz, İran'ın da görevi, Rusya'nın da görevi, Amerika'nın da görevi. Orta Doğu'da barış istiyoruz. Orta Doğu'da huzur istiyoruz. Diplomaside, diplomaside hamasetin geçerliliği yoktur diplomatik kanalların sonuna kadar zorlanması lazım. Sonuna kadar. Elbap'taki şehit sayımız 70'i aştı. Bu ne demektir? Esat için orada çarpışıyoruz ve 70 askerimiz şehit oldu. Düne kadar ne söylüyordun? Bugün neler yapıyoruz? Eğer siz üç hamle ötesini görmezseniz dış politikayı iyi yönetemezsiniz üç hamle ötesini görmezseniz dış politikada sadece diğer aktörlerin oyuncağı olursunuz. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta budur. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'de yaşananlar dolayısıyla kendi geleceğini güvence altına almak zorundadır. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti o bölgede tampon bölge kurmak, oluşturmak zorundadır bunlara söylenecek hiçbir lafımız yok. Ama bu noktaya gelinceye kadar izlenen politikalar Türkiye'yi böyle bir batakla karşı karşıya getirdi.